Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için birkaç tane hikaye önerisinde bulunacağım. Aslında bu kitapları yaz için önermek istemiştim ama çoğunluğu hikaye bu kitapların. O yüzden hem yaz önerisi hem de hikaye önerisi gibi düşünebilirsiniz. İlk önereceğim kitap Bozkır'da 66 isimli bir kitap. Mustafa Çiftçi'nin kitabı. Bu kitapta Yozgat'ta geçen farklı hikayeleri okuyoruz. Hem sizi gülümseten hem de böyle birazcık oranın insanlarını tanımaya yönelik bir kitaptı. Genel olarak hikayeler gerçekten çok güzeldi. Akıcı bir dile de sahip bir yazar. Ben çok severek okumuştum. O yüzden sizlerin de mutlaka okumanız gerektiğini düşündüğüm için bu kitabı sizlere önermek istiyorum. Zaten birçok videomda da bu kitaptan bahsetmişimdir mutlaka. Sonraki önereceğim kitap ise Filiz Özdem'in Rüya Bekleyen Adam isimli bir kitabı. Bu kitapta çok derin hikayeler var. Hani birazcık böyle kurgusu gerçek hikayelerdi. Ben gerçekten çok etkilenerek okumuştum ve gerçekten çok güzel akıcı bir dili vardı yazarın. Bu kitabı da mutlaka okumanızı öneririm. Gerçekten ben çok severek okumuştum bu kitabı da. Bir sonraki önereceğim kitap ise Ağaç Diken Adam isimli bu hikaye kitabı. Burada tek bir hikaye var ama sizi gerçekten çok fazla etkileyeceğini düşündüğüm bir hikaye. Bu bir adamın ağaç dikmesiyle başlıyor ve böyle hiç ağaç olmayan bir yerde her yerin ağaç olmasını sağlayan bir adam ve oradaki huzuru da geri getirmiş oluyor aynı zamanda. Aslında yazarın vermek istediği ana fikir de insanların doğaya ve doğanın bize gerçekten hani faydalı olduğu ve doğayı bir hiç uğruna hani bitirmememiz gerektiğini anlatmaya çalışmış yazar. Bence çok güzel bir konuya değinmişti. Benim de çok sevdiğim bir kitap oldu. Sizlere de kesinlikle öneririm bu kitabı okumanızı. Bu arada bu hikaye kitapların hepsi farklı çeşitli ama hepsi birbirinden güzel olduğunu söyleyebilirim kesinlikle. Sonraki önereceğim kitap ise Sera Şahiner'in Hep Yek isimli bu kitabı. Ben Sera Şahiner'den bildiğiniz gibi 3 kitap daha okumuştum ve hepsini severek okumuştum zaten. Bunu da yazar bana imzalı olarak göndermişti. Bu kitabı diğerlerine göre birazcık daha böyle farklı bir üsluba sahipti. İlk hikaye de özellikle çok böyle okuduktan sonra ne oluyor falan demiştim. Yani çok farklı gelmişti bana gerçekten. Böyle sonrasındaki hikayeler de gerçekten çok güzeldi, çok beğenmiştim. Bu kitabı da eğer okumadıysanız mutlaka okuyun derim. Ben çok beğenmiştim çünkü. Diğer önereceğim kitap ise Elif Kay'ın Bize İki Çay Söyle isimli bu kitabı. Bu kitapta hem birazcık böyle siyasi konular hem de yazarın yaşadığı ilginç hikayeler anlatılmış. Genel olarak böyle altını çizerek okuduğum bir kitap oldu. Yine ben çok severek okudum. O yüzden mutlaka okumanız gereken kitaplardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bunu da mutlaka listenize ekleyin derim. Ben çok etkilenerek okumuştum bu kitabı. Sonrasında önereceğim kitap ise sizlere Mahir Ünsal Eriş'in Sarı Yaz isimli kitabı. Ben bu kitabı yakın zamanda okumuştum ve genel olarak çok sevmiştim. Tam bir yaz kitabı diyebiliriz. Yani isminden mi bilmiyorum ama çok böyle severek okumuştum. Ve yazarın diğer kitaplarını da çok merak ediyorum gerçekten. Onları da zaten en kısa zamanda alıp okumayı düşünüyorum kesinlikle. Kitapta çok farklı bir üslubu vardı yazarın. Kesinlikle böyle hani elinizden bırakamadan okuyacağınız bir kitaptı. O nedenle hani böyle kitaba yapışıp kalabilirsiniz yani, onu söyleyeyim size. Ve daha sonra bittiği için üzülüyorsunuz. Hani niye bitti ki falan diyorsunuz. Yani o derece güzeldi. Ben çok beğendim. İçerisindeki böyle hikayelerin bazıları birbiriyle bağlantılıydı. Bazıları da birbirinden farklı insanlar vardı hani hikaye kitabında. Ama genel olarak birazcık böyle birbiriyle bağlantılı hikayelerdi diyebiliriz. Çünkü hepsi Türkiye'de geçen hikayeler. Hepsinde yani bütün hikayelerinde böyle Türkiye'nin yaşadığı bir olay var. Ve deprem oluyor mesela.
O deprem sırasında bu insanlar farklı olaylar yaşıyorlar. Yani farklı konular olsa da her ne kadar insanlar aynı düşüncede birleşiyor hikayenin sonunda ve gerçekten bu sizi çok etkiliyor. O yüzden bu kitabı mutlaka okumanızı öneririm. Ben dediğim gibi yazarın diğer kitaplarını da yakın zamanda alıp okumayı düşünüyorum kesinlikle. Benim şimdilik sizlere önerebileceğim hikaye kitapları bunlardı. Umarım sizler de alıp okursunuz ve benim kadar beğenirsiniz diyorum. Mutlaka okuyun diyorum bu kitapları. Çünkü ben çok etkilenerek okumuştum. Seveceğinize de eminim zaten. Bu videomda bu kadarcıktı. Umarım hoşunuza gitmiştir ve faydalı olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.